Sevgili arkadaşlar merhaba ben Ahmet Konanç Ahmet Konanç YouTube kanalında günün ikinci gün ortası mevzu Fenerbahçe yayınındasınız. Bu Premier yayında sizlere bazı transfer haberleriyle alakalı bilgiler ve görüşlerimi sunmaya çalışacağım. Slavia Praha'nın yıldız oyuncularından Peter Olayinka daha önce yolu çok ilginç bir şekilde Türkiye'den bazı Türk takımlarından geçen Peter İnka'yı başta sizlerle konuşacağız. Bu oyuncu ağırlıklı olarak sol kanatta forma giyiyor ki Fenerbahçe'nin her iki kanata da transfer hamlesi çalışması var. Ama Santrfor'da da sağ kanatta da oynayabilen, hücumda çok yönlülük gösterebilen bir oyuncu. Yine Fenerbahçe'de Ferdi, Arda başta olmak üzere bazı genç oyuncuların sözleşmelerinin çok yakında uzatıldığına dair açıklamaların gelmesini bekliyoruz. İşte bunları ve çok daha fazlasını şimdi sizlerle bu premier yayında konuşacağız sevgili dostlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, süper chat mesajlarıyla destek olmayı unutmayın. Şimdi artık konulara girelim. Lacivert Haber komu tebrik ediyorum. Çok güzel bir haber toparlamışlar. Onun üzerinden giderek başlayalım. Fenerbahçe yönetimi diyor. Konferans liginde sarı lacivertlilere karşı oynadığı futbolla dikkat çeken Slavia Pırağ'ın yıldızı Olayinka için kararını verdi. Konferans liginde Slavia Pırağı elenerek Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe rakibin sol kanadı Peter Olayinka'yı gözüne kestirmişti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın 26 yaşındaki bu Nijeryalı oyuncu Peter Olayinka için tam bir takım oyuncusu yorumunu yaptığı da yine belirtiliyordu. Şimdi tabii şartları soruldu bu oyuncunun. Olayinka için herhangi bir transfer teklifi yapılmadı. Ancak şartları soruldu. 2023 Temmuz ayı ne kadar bir sözleşmesi var Nijeryalı oyuncunun. Bon servisi de 3 milyon 4 milyon euro seviyesinde olarak gösteriliyor. E, ee, Tabi gelecek sezon şampiyonluğu oynamak isteyen bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de Oleinka'nın transferini bitirmek için Slavia Prag ile masaya oturulacağına dair çok ciddi iddialar var. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde çok sıkça transfer döneminde duyacağımız isimlerinden bir tanesi bu isim Peter Oleinka. 26 yaşında Nijeryalı oyuncu dediğim gibi sol kanat ağırlıklı ama hücumun her bölgesinde ön önde ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Peter Oleinka'nın kariyeri boyunca 266 maçı, 67 golü ve 42 de yine asisti bulunuyor sevgili arkadaşlar. Şimdi 2018'den bu yana Slavia Prague formasını giyen Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde eleyen Çekya takımı Slavia Prague formasını giyen eee Belçika takımı Gent'ten 2018'de 3.2 milyon euroya bir bonservis ücretiyle transfer edilmiş böyle bir geçmişi bilgisi var. Ee, bu sezona bakarsak eğer az önce genel kariyerini söyledim Peter Oleginca'nın 27 resmi maçta 7 gol 3 asistlik bir performansı söz konusu. Gelelim Peter Oleginca'nın geçtiğimiz dönemde yani daha önceki yıllarında Türkiye'den yolu nasıl geçti neler yaşadı? 2013 yılında birincilikte mücadele eden Denizli Spor'da bir sene sonra da Akisar Spor'da sadece deneme antrenmanlarına çıkarılıyor Peter Oleinka. Ne Denizli Spor 2013'te ne de sonrasında Akisar Spor deneme antrenmanlarında Nijeryalı futbolcuyu beğenmiyor, yetersiz buluyor ve gönderiyor. Nijeryalı oyuncu o dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekiplerinden yeni cami takımına, yeni cami futbol takımına Transfer oluyor. Sonra da tabii yükselişi başlıyor. Gent de çok dikkat çekiyor. Slavia Prag onu 3.2 milyon euro'ya alıyor. Bu sezonda yine iyi bir performans gösteriyor. Peter Oleinka'yı yine konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe'de artık sıkışacak olan, daha da daralacak olan yabancı kontenjanıyla birlikte yerli oyuncuların, özellikle de altyapıdan çıkan oyuncuların sözleşmesinin yenilenmesi, tazelenmesi, uzatılması için ciddi bir çalışma var. Bu isimlerin başında tabii ki Arda Güler geliyor. Arda Güler'in sözleşmesinin bir yıl daha olmasına rağmen bir şekilde ailesiyle anlaşılarak uzatılmasını beklediğimizi, uzatılması gerektiğini söylemiştik. Yine bugün sevgili Ahmet Ercanlar bu ismin de aralarında yer aldığı toplam 3 futbolcu için güzel bir bilgi paylaştım. O bilgi de şunu söylüyordu. Melih Bostan, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu ile bu hafta bir aksilik olmazsa sözleşme uzatıldığı açıklanacak. Başka genç oyuncularla da anlaşma sağlandı. Açıklama için sadece Ferdi'deki son pürüzün giderilmesi bekleniyor. Yani Fenerbahçe'de eee anlaşılan Melih'le Arda'nın imzasının açıklanmasının bekletilme nedeni Ferdi'deki o son pürüz çünkü Fenerbahçe üçünü birden 3 üç yerli oyuncusunu birden transferde sözleşme uzatıldığına dair açıklamak istiyor. Ardada Fenerbahçe çok hızlı ve doğru davrandı. Doğru aksiyon aldı. Son dönemde biraz yavaş davrandığını, yavaş kararlar aldığını, reaksiyonlarının yavaş olduğunu eleştirmişti Fenerbahçe'nin. Burada tebrik ediyorum. Çünkü Arda'nın 18 yaşında sözleşmesi bittiğinde profesyonel sözleşme imzalama noktasında yeni bir e, avantajı olacaktı. hakkı olacaktı. Bazı menajerlerin ailesiyle temasa geçerek devreye girdiğine dönük bazı iddialar geliyordu. Ama Fenerbahçe artık Arda Güler'deki bu riski ortadan kaldırdı sevgili arkadaşlar. Tabi Fenerbahçe'nin e, Barcelona ve Benfica'nın altyapılarında oynayan e, genç yetenekle e, İshak Vural'la da 5 yıllık sözleşmeyi imza atmış olması bu 16 yaşındaki oyuncunun altyapıya değil direkt Fenerbahçe A takımına transfer edilmiş olması da yine bugün gazetelerde yer alıyor. Bu oyuncunun annesinin Norveçli ve futbolcu olduğunu, futbolcu geçmiş olduğunu, Babasının Konya kululuğu ve İsveç İsveç Birinci Liginde 1. ve 2. Liginde futbolcu geçmiş olduğunu. Bu oyuncuya dair diğer detayları önceki gün ve dünkü videolarında anlatmış. Yine gol çizgisi YouTube kanalında ayrıca bir video başka yeni bilgilerle video yapmış. Twitter'da da sizi ifade etmiştim. Sizler Ahmet Konanç YouTube kanalı ve gol çizgisi YouTube kanalının takipçileri bu bilgiye hakimsiniz. İshak Vuralı. Özel olarak bir videoda sadece spesifik olarak onu dinlemek, görmek, duymak, özel fotoğraflarına e, iştirak etmek istiyorsanız Gol Çizgisi YouTube kanalına mutlaka abone olun, bildirimleri açın ve oradaki son videoyu izleyin. Size tavsiyem budur sevgili dostlar. Şimdi bu akşam Fenerbahçe'nin Kasımpaşa deplasmanındaki karşılaşması sonrasındaki saat 20'de başlayacak. Canlı yayında Facebook ve YouTube kanallarımda sizlerle birlikte olacağım. Bu maçta sakatlığı olan Ferdi, sakatlığı olan Luis Gustavo, sakatlığı olan Filip Novak forma giyemeyecek. Mesut Özil'in oynayıp oynamayacağı maç saatine doğru belli olacak. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa deplasmanındaki bu karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek sevgili arkadaşlar. Bu sezon Mete Kalkavan Fenerbahçe'nin ikinci defa bir lig maçında düdük çalacak. Daha önce ligin ilk yarısında Göztepe deplasmanında oynanan ve bir bir son eren maçta düdük çalmıştı. Fenerbahçe Mete Kalkava'nın düdük çaldığı toplamda 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 tane yenilgi aldı. Mete Kalkava'ndan beklenilen tek şey adalet, adalet, adalet. Bu arada Michel Frey'i izlemeye devam ediyorsunuz değil mi? Kesinlikle durdurulamıyor Michel Frey. Antwerp'te gol yağdırmaya devam ediyor. Sezon başında Antwerp'e gönderilmişti tekrar geldikten hemen sonra Michel Frey. 28 lig maçında 20 defa 20 defa ağları havalandırdı. Yine aynı ligde Saint Glossen takımının Türk asıllı forveti Deniz Undav'la birlikte krallık yarış yarışında birlikte 20 golle zirvede yer alıyor. Michel Frey bunu da böyle bir konuşmuş olalım. Bu akşam maçtan sonra hemen canlı yayında tekrar buluşacağız. Bu videoyu da lütfen eğer içeriği beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir önceki videoyu da Jorge Jesus'la görüştüm. Evet Jorge Jesus'la görüştüm ortak bir dostum vasıtasıyla çok önemli açıklamaları var. İzlemediyseniz bir önceki videoya gidip o videoyu da mutlaka izlemenizi öneririm. Kalın sağlıcakla, hoşça kalın, Fenerbahçe ile kalın.